Herkese merhaba. İkinci günden selam veriyorum sizlere. Şimdi biz BİM'e gittik, markete gittik. Güzel güzel alışverişlerimizi yaptık. Bugün akşam menümüzde tantuni olacak. Mersin tantuni. Ama yoğurtlu yapmayacağız. Kamerayı nereye koyacağımı arıyorum şu anda birazcık. Şu anne mikrodalgayı azıcık çeksem şöyle olur mu? Olur. Onun üstüne koyayım. Evet, kamerayı da şuraya sabitleyeyim, öyle konuşayım. Aa, ben mikrofonları şarja taksam iyiydi. Kameram da şarj bitiyor. Dur, değiştirdim. Şimdi değiştirdim mikrofonları. Birazcık da şu üzerimi düzeltsem iyi olur. Şimdi tantuni yapacağız. Tantuninin etini dün geceden çıkarmıştık dondurucudan. Ne et anne bu? Dana. Dana. Dana eti. Dana, öküz. Öküz eti değil, dana. Dana eti şimdi yapacağız. Onu bir güzel biz önce küçük küçük doğrayacağız. Ben daha önce bunu hatta paylaşmıştım da yine kanalımda. Kıymadan yapmıştım. Kıymadan da çok güzel oluyor. Yani illa et olmak zorunda değil ama tantuninin özünde et olduğu için zaten biz etleyebiliriz ama kıymayla da çok güzel oluyor. Şimdi bu eti küçücük doğrayacağız. Öncelik bu. Sonra eti tavada böyle döndüreceğiz. Üzerine ondan sonra soğan atacağız. Soğandan sonra baharatlarını atacağız. Aslında bir lahmacun içi gibi ama içerisinde domates ve maydanoz koymuyoruz hani. Sanırım domates yoktu, öyle hatırlıyorum. Onu biraz kavuracağız. Ondan sonra bir çay bardağı kadar da su ekleyeceğiz. Kapağı kapatacağız. Kendi kendine çekmesini bekleyeceğiz suyunu. Sonrasında da ayrı bir yerde domatesi, maydanozu, ondan sonra soğanı yine şey böyle ne derler ona, jülyen doğrayacağız. Sonra lavaş aldık bunun için. Bir markette lavaş varmış. Ay, güzel olur. Lavaşın arasına şimdi böyle. Şimdi bir de ayran yanında. İnsanın ağzı sulanıyor. Karnımacıktı da ondan mı acaba? Lavaşı da göstereyim mi? Burada değil mi? Burada. Lavaş nerede? Lavaşı da şundan aldık. Zaten resimde de gördüğünüz gibi aynısını yapacağız. Evet. Aynısı olacak. Aynısını yapacağız inşallah. Bu 12'liymiş bu arada. 12'lisi 6 lira mı gelir? 6 lira bir şeydi 12'lisi. A101'de pardon. Bir de değil. BİM'e de uğradık da biz. Bunu A101'den almıştık. Neyse. O zaman çok da konuşmadan işimize başlayalım. Evet. Şimdi de etimizi bir güzel kendi yağında kavuruyoruz. Şu kapağı. Şöyle minik minik doğradık. Kendi yağında kavuruyoruz. Sonra hatta bunu tavukla da yapıyorlarmış. Ben en son Mersin'de bir gittiğim, ziyaret ettiğim bir evde yemiştim. Tavukla yapmıştı tantuniyi. Ama ben etle daha çok seviyorum. Tavukla da güzel ama sanki etle çok ne bileyim farklı geliyor. Güzelce kavrulacak. Ondan sonra rondodan soğan çektim birazcık. Soğan koyacağım ama hani azıcık tat versin diye. Sonra da baharatlarını atacağım. Yarım çay bardağı kadar da su ekleyeceğim. Altını kısacağım. Kendisi suyunu çekene kadar pişecek. Ondan sonra da ekmek arasında yiyeceğiz. Al kuşum. Al kuşum sen. Marul canavarı. Şimdi etimiz çok güzel. Şöyle kavruldu. Hafiften de et kokusu sardı. Şöyle iyice acıktık. Buna tuzunu atacağım şimdi. Tuzunu artık göz kararı atıyorum. Umarım çok olmaz. Sonra baharatları atacağım. İstediğiniz baharatları atabilirsiniz. Tuzunu getireceğim.
Değil mi? Karabiber, pul biber. İşte nane. Nane yapacak mısın? Nane çok az atabiliriz belki. Ondan sonra bir tane daha vardı, adı gelmedi aklıma. Neydi o? Sarı olan. Evet, kimyon. Heh, bir de kimyon. Tamam. Ondan sonra biraz daha böyle şey olacak. Suyunu da ekleyeceğiz. Sonra hazır. Kapları aldık anneme. Giderken galiba ben de alacağım. Sufle kabını çok istiyordum. Burada da böyle sade beyaz en sevdiğim düz renkti. Bulunca anneme alayım dedim. Daha benim gitmeme çok var. O yüzden oraya çok gideriz diye düşündüm. Almadım kendime. Şöyle hazır sufle kapları almışken tabii ki de sufle pişireceğiz. Hemen bunları çıkarayım. Bir de çok yakın bir aile dostumuz, akrabamız aynı zamanda ziyarete geleceklerini söylediler. Hem de onlar için hazırlamış olalım. Çıkarıyorum. Şimdiden hamurunu hazırlayacağım. Onlar geldikten sonra da pişirmeye başlayacağız. Yani biraz hamuru bekleteceğim. Bu arada burada Ahmet'in uyku düzeni de yalan oldu. Çünkü akşam üzeri bir yürüyüşe çıktık. Ahmet abi hemen çok yoruldum dedi. Çok yoruldum deyince bebek arabasına bindi. Bebek arabasına biner binmez de uyudu. Yani düşünün, akşam saat 5'ten sonra mümkün değil. Ben Ahmet abi evde olsak unutmam. Burada uyudu maalesef bir saat kadar. Şu an gece kaçta yatar vallahi bilmiyorum. Bunları biraz sudan geçireyim. Ondan sonra kurulamaya bırakacağım. Ondan sonra da sufle yapmaya başlayacağım. Annem toz şeker almaya gitti kilere. Onu bekliyorum. Malzemeler burada hazır. Size de yaparken göstereceğim ama zaten bir önceki vloglarımda ama aylar önceki vloglarımda bunun tarifini vermiştim ayrıntılı bir şekilde. Onun da linkini sizler için eklemeye çalışırım. Bu arada dünkü vlogda da önceki günkü vlogda da yani valiz hazırlığındaki vlogda poğaça yapmıştım. Onun linkini hazırlayacağım. Şuraya bir yere koyacağım dedim ama hiç elim olmadı. Hiç vaktim olmadı, koyamadım. Yine bunu montajlarken koymayı planlıyorum. İnşallah koyarım. Bunun da tarifini sizlerle beraber şey yapacağım, paylaşacağım. Anne bir çay bardağı mısın? O değil, o su bardağı mısın? Annem kızı. Sen biraz kapı, şey olsun dedim. Bir çay, hepsi her şeyden bir çay bardağı koyacağız. Önce bir çay bardağı şekerle iki yumurtayı bir güzel karıştıracağız, çırpacağız köpürene kadar. Anneme sufle yapmayı da öğretiyorum bu arada. Anne bundan sonra artık sen yapar babamla yersiniz. İnşallah. Kaseleriz zaten senin olacağı için. Evet sağ olsun, teşekkür ederiz. Kesene bir. Yine tencerede pişireceğiz bu arada sufleleri. Güzel güzel çırp bakalım. Bu arada Ahmet Han'la babam da burada. Upuzun bir koridor var. Uzun koridorda top oynuyorlar dedesiyle. Daha bugün ikinci günümüz ama babam şimdiden emekliye ayrılmak üzere. Çok yoruldu. Dedelikten emekli olacak. Anne. Efendim Ahmet Han. Bay bay yapamayacağım. Ahmet Han şimdi buraya ne de biliyor musun? Herkese merhaba arkadaşlar. Biz dedemle top oynuyoruz. Orada bir şey yok. Hadi gel dediğimi söyle. Anne bu şimdi diyeceksin ki herkese merhaba arkadaşlar. Biz dedemle beraber top oynuyoruz. Merhaba. Biz dedemle beraber top oynuyoruz. Vay be, nasıl attın öyle ya? Harikasın. Merhaba arkadaşlar. Biz dedemle beraber top oynuyoruz. Ahmet abi bu top kimin? Benim. Senin mi? Evet. Hemen de sahiplenin. Anne baba. Top benim.
Top dedenin topu Ahmet Han. Bu benim dedi. Bu benim. Dedeye diyeceksin ki dede senin topunla ben de oynayabilir miyim? Dede, ben o topu dayı aldı. Yani oynayabilir miyim? Oynayamaz. Oynayamayız diyor. O da izin vermiyor. Ne dedi anneciğim? İzin vermedi dedeme. İzin vermedi mi dede sana? De ki dede sen bana neden izin vermiyorsun? Dede neden bana izin vermiyor? Top patlattı ondan. Ne? Ne? Şimdi hazırladım ben suflenin hamurunu. Suflenin hamurunun içerisinde size özetle geçmek gerekirse aynı zamanda reels çektim. O yüzden kameraya çok adapte olamadım. Yine her zaman olduğu gibi iki kamera kullanamıyorum niyeyse. Şimdi bu suflenin hamurunda iki yumurta var. Bir çay bardağı toz şeker var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Bir çay bardağı süt var. Sonra iki yemek kaşığı kakao. Not alın diye söylüyorum. Sonra bir kabartma tozu ve 2 çay bardağı yine un var. Bütün ölçüler çay bardağıyla. Sadece o aklınızda kalsa malzemeleri hatırlarsınız diye düşündüm. Bunu ben hazırladım. Bir de bunun yanında normalde tablet çikolatalar var biliyorsunuzdur. Onlardan gerekli ama bizde kalmamış. Biz bu çikolatalarla yapacağız. Böyle sufle kaplarına bölüştürdüğümüz zaman sufleleri çikolataları üzerine batıracağım. Ondan sonra pişmeye bırakacağım. Bakalım bu çikolatalarla nasıl olacak? Çünkü ben de daha önce denemedim. İnşallah güzel sonuç alırız. Şimdi sufleleri bu şekilde tencereye dizdim. Bir tanesi sığmadı. Bunu artık sonra pişireceğim. Sevgili Emine, bizlere tarhana kızartıyor. Konuştum. Evet, sizi dinliyorum. Anlatmak ister misiniz bu tarhanayı? Tarhana hakkında hiçbir bilgin yok desem güler misiniz? Saçı kızartmayı biliyorum. Aynen. Saçı kızartmayı biliyorum. Bu tarhana bizim memlekette genelde... Bizim yörenin mi? Bence bizim yörenin değil bu. Çift tarhanası diyebiliyoruz. Çift tarhana. Efendim anneciğim. Anneciğim onu birazdan açabilirim. Sen çekirdek yeme şimdi. Sen biraz fıstık ve cevizlerden yiyebilirsin. Ama yoğurdundan fazla su var diye biliyorum. Yanlış evet, evet. Ne var? Yoğurdundan fazla su var. Yoğurt miktarı az yani. Ayran yapıyordu. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar cips niyetine böyle akşam yağda kızartılıp çok güzel de tüketiliyor. Cevizle, aynı zamanda değil mi? İsterseniz bunu salçada hazırlayıp evet. Salçaya da batırıp sanki hani Doritos cipsin böyle soslarına batırır gibi salçaya batırıp ondan sonra çıtır çıtır tüketiyorsunuz. Bunun bir de suda ıslatılanı var. O biraz kalın bundan. Hayır, ben burada yaşamıyorum, ben anlatıyorum. Konuşun. O biraz daha kalın. Ama bu cips olduğu için, bu kıtır kıtır olduğu için aynı cips yer gibi güzelce yiyoruz. Yanında cevizle, fındık fıstıkla. Evet. Adı da cips tarhanası. Biz evet. Biz peki, burada yaşıyoruz. Bir de termiyemiz var. Termiyemiz var bir de. Termiye. Bak, bu ne anne? Bu da Konya yöresinde yetişir. Bunun kabukları çıkıyor değil mi? Evet. Şöyle elimle soyup gösterebilir misin? Evet. Sevgili anneciğim. Bak bu yeniliyor işte. Anne, bu kadar anne, da netlemedi. Netlemedi. Bulanık gösterdi geçti. Efendim çocuk. Ahmet Han bir de sen anlat bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, çekirdeğin kabukları pis olur arkadaşlar. Evet, bence onlar da biliyorlar çekirdeğin kabuklarının pis olduğunu. Tarhanadan ben eve götürmüştüm. Kutu kutu annem vermişti. Ama eve götürdüğümde benim eşim sevmedi cips tarhanayı. O yüzden bir tek ben tüketiyordum. Ben de arada üşeniyordum, yalan olmasın. Üşeniyordum kızartmaya. İşte çünkü tek başına hazırlamak, işte o yemiyor, uğraşmayayım etmeyeyim falan filan diye üşeniyordum. Ondan sonra benim o tarhanalarım küflenmiş. Anne senin bana verdiğin cips tarhanalar ama ta 2 sene önce falan vermiş. Ne yaptın bayağı... onları? Ben onları unutmuşum kolinin içinde. Onlar küflenmiş, bir şey olmuşlar. Ay kıyamam, yazık ya. Biraz morarmışlar. Sonra bir daha götürmedim.
Annemlere geldikçe tüketiyorum yani, özlüyorum en azından. Evde olsa yemiyorum çünkü. Şey var yani, evde olsa yemezsin. Öyle derler ya, o hesap. Yemiyorum çünkü evde olunca. Burada da tripod miripod yok. O yüzden böyle sağa sola telefonu, kamerayı koyuyorum. İnşallah yakmayız o kamerayı bir yerden. İnşallah. Ben kendime güvenmiyorum. Yakmayız, yakmayız. Yağda kızarması tadı saman gibi mi yani? Biz ipek yapmayız. Yakından göstereyim şöyle. Bunu bilenleriniz olacaktır mutlaka. Ahmet'ten öyle çıtır çıtır çok ince bir şey zaten. Hatta bunun yapılışını Instagram'da da paylaşmıştım nasıl yapılıyor diye. Oradan da bakabilirsiniz. IGTV'de paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Çok şey, su miktarı fazla galiba, su atıyor. Aslında ayağını sıçratıyor değil mi? Ocağı da yeni sildim. Anne, anne ocağı yeni sildim, sen tarhana kızarttırıyorsun. Olacak işte. Sen bir video silersin çocuğum. Ayıp ya, böyle bir şey olamaz. Kızlar azıcık geldi, azıcık kızlar temiz duraydı. Kızlar geldi diye ocak kirletti. Azıcık temiz duraydı ya. Silersin farmasiyle. Getirdim. Gördün mü? Ay, gördüm akşam. Şimdi hepimiz bir altın maske mi yapsaydık? Altın maske getirdim. Ben de diyorum altın maske yapın. Birazdan şuraya hepimiz oturalım. Bayanlar, altın maske yapalım bir yüzümüzü. Sen onları getir, onları getir. Neyimiz eksik bizim Selin ciğerciden? Fazlamız bile var. Yani. Bir altın maske yapalım. Götür anneciğim. Annemin dediği gibi benim ondan kilo fazlam vardır. Hem kilo olarak hem yaş olarak büyük. Öyle diyor ya. Dikkat et Ahmet'in, tamam mı? Allah'ım yardım ediyor benim oğlum. Ahmet'in gel bunu da götür. Çocuk işi çalıştırıyorum. Gel abi. Bizim şimdi burada akşamları misafir geldiğinde işte evde ne varsa böyle sehpaya koyulur. Bu şekilde herkes ortadan istediğini yer. Bunu muhtemelen soranlar olacak. Bu termiye. Bu Konya'ya özgü bir şeydi. Konya'ya özgü bir şeymiş. Sadece Konya'da ya özgü mü? Belki de başka. Çünkü ama şey, ara başına Yozgat mıydı o? Bizim diyenler olmuştu. Konya'nın adı Nevale. Unutmam. Ne o? Bunun adı böyle. Ben termiyeden bahsediyordum. Hayır, böyle kabuğu çıkıyor. Yani. Göstereyim şöyle. Topluca, evet. Kabuğu bu şekilde çıkıyor. İçindekini yiyorsunuz. Sonra kabuk da aynı şekilde misali çöpe gidiyor.